Sayın izleyicilerimiz, bugün sizlere İğirdir Balkırı köyünden sesleniyoruz. Balkırı 120 nüfuslu, yaklaşık 400-500 kişinin yaşadığı küçük bir köyümüz. Bu köyümüz gerçekten bu civarda elmayı en iyi yetiştiren köylerden birisi. Şöyle bakalım, gerçekten çok kaliteli elma yetiştirmişler. Bu elmayı yetiştiren çiftçilerimizden Ömer Öcal ve eşi birlikte ben bu zamana kadar çektiğimiz tüm çiftçilerimiz erkekti. Bugün bir bayan çiftçi de bu işe dahil olduğu için çok mutluyum. Gerçekten bayanların çiftçilik yapması da çok güzel. O bakımdan ben öncelikle eşinizden başlamak istiyorum. Bize kendinizi bir tanıtır mısınız hanımefendi? Tabii ki. Ben Perihan Öcal. Emekliyim. Evet. Eğirdir Balkırı Köyü Senirardı mevkiinde eşimle birlikte bu işi yürütüyoruz. Harika. Abi sizi de bir tanıyalım. Ben Ömer Öcal. Eşimle birlikte, eşim Perihan Öcal'la birlikte Eğirdir Balkırı Köyü Senirardı mevkisinde yaklaşık 11-12 dönüm bahçede bu elmacılığı yapmaya çalışıyoruz. Ama ancak, çok da güzel yapmışsınız, yani yapmaya çalışıyoruz değil, çok güzel de yapmışsınız. Ancak 16 yaşındaki ağaçların bir türlü gübreleme işini, ayardını veya akortunu yapamadık. Suat Bey ile tanıştıktan sonra bu yıl elmalarda bir standart yakalamaya çalıştık. Maşallah çok da güzel olmuş. Yani şöyle baktığımız zaman sayın izleyicilerimiz, dipten tepeye kadar bütün elmalar, bakın yani sadece biri değil, tüm elmalar dipten tepeye kadar kırmızısı, burada goldenleri hepsi bir standardı yakalamış. Ben bu yönüyle üreticilerimizi tebrik ediyorum. Buraya bir bayan eli değmiş, bir güzellik olmuş. Ne yaptınız da abi bu şeyleri bu hale getirdiniz? Bize bir izah eder misiniz? Çok sağ olun. Öncelikle biz daha önce 15 yaşında bu ağaçlar. 15 yıldır yaklaşık ağaç başına 5 kilogram 15-15 gübresi veriyorduk. Şu anda Suat Bey'i tanıdıktan sonra tahlil yaptırdık. Maren buradaki enstitü, evet. Bu tahlil sonucunda toprakta kilitlenme meydana gelmiş. Suat Bey dedi ki bu kilitlenmeyi çözmemiz için bu benim önerdiğim sufer gübrelerini kullanırsanız, yani şuradaki gübreleri kullanırsanız, evet, iyi olur dedi. Kullanırsanız yıl seçme özelliklerini de kaybettireceğiz 1-2 yıl içerisinde. Evet. Ayrıca standart bir kalite yakalayacağız diye söz verdi. Ve evet, bunun üzerine de topraktan hiçbir gübre vermedik. Sadece, evet, sufer markasıyla Suat Bey'in çıkardığı gübreleri kullandık. Evet. Şu ana kadar memnunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Vallahi ben de sizden. Ben hanımefendiye sormak istiyorum. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sene ne farkı var? Yani bu gübreyi kullandınız da bir fark var mı? Kesinlikle. Ne farkı var mesela? Siz ne gördünüz? Kesinlikle fark var. Bir kere renk farkı var. Rengi hakikaten renk çok güzel. Var. Şöyle baktığımızda. Evet. Gösterebilir misiniz? Evet. Renk çok güzel. Kesinlikle renk farkı var. Evet. Ayrıca geçmiş senelerde elma toplanırken mesela insanları kontrol edemiyorsunuz. Elmayı toplarken arkadaşlar böyle elmayı sıktıkları zaman muhtemelen parmak izi çıkıyordu diyorsun. Parmak izi çıkıyordu. Şimdi bu yıl bakıyorum golden topladık. Golden'de hiçbir parmak izi olmadı. Yani elmalar çok sert diyorsunuz. Elmalar çok sert. Bu benim dikkatimi çekti. Baktım bu süper markayı kullanmayan bahçelere bakıyorum. Kendi elmama bakıyorum. Evet. Şimdi şöyle şu şekilde gösterebilir misiniz? Tabii ben lütfen. Şu şekilde elimle bastırdığım zaman yani bir bakın, iz miz çıkmıyor. Kesinlikle iz falan yok. Bakar mısınız? Evet. Golden'de. Yani istediğin kadar bastır. İstediğiniz kadar bastırın, asla doku kaybı yok. Elma sert ve ağır. Sıkı. Evet. Ayrıca ağır. Evet. Şimdi bu elmayı biz üretiyoruz. Bence birçok insan bunu ayırt edemiyor şu anda. Evet. Tüccar bunu soğuk hava tesisine koyduğu zaman onların elması diyelim ilaçsız konulan normal
soğutma sisteminde saklanan elma 4 ay dayanıyorsa, ben inanıyorum ki bu elma evet, bir 6-7 ay, belki 8 ay dayanır. Evet. Çünkü asla şöyle tekrar gösterelim. Evet. Asla bastırıyorum, bakın, doku kaybı yok. Elma bir kemik, yani çok sert. Maşallah, çok güzel. Yani sizin dediğinize göre bir elma çok sert, rengi, kokusu, tadı, aroması gayet güzel ve ayrıca şöyle dikkatimi çeken, hepsi bir ayarda. Kesinlikle. Yani sanki tornadan çıkmış gibi. Kesinlikle, sanki kurabiye yapmışız. Heh. Kurabiyeler bir standartta. Şu an bizim bahçedeki Starkin ve Golden, şimdi ölçeklerimiz de burada. Yani 70 ile 80 arası. 70 ile 80 arası. Ha, bir tane şu başka bahçeden getirdik, o 100. Evet. O bizim aslında istediğimiz bir elma değil. Gerçekten çok büyük. 100 kalibre demek, dev elma demek. Bu da şu anda tüccarın tercih ettiği bir elma değil. Elma değil. Tercih edilen elmalar bunlar. Evet. Yani standart. 70 ile 80 kalibre arasında olması lazım. Ve baktığımızda bizim elmalarımızda, gerçekten şöyle bakalım sağımıza solumuza, hepsi aynı boyda, hepsi aynı eşitlikte ve rengi, kokusu, tadı, aroması çok güzel. Ayrıca bir de şöyle baktığımızda sayın izleyicilerimiz, elmaların hepsinde sürgün var. Tepelerine bakalım. Bu da çok önemli bir özellik, çünkü kesinlikle, sürgün olmadı mı önümüzdeki yıl meyve tutmada problem yaşarız. Ben bu yönüyle sizlere çok teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Gerçekten emekli olmanıza rağmen gayret sarf etmişsiniz. Hem kendinize de çok bir meşgale, bir güzellik. Bu zamanda bu güzel elmayı yetiştirmek büyük başarı. Sattığınızı da duydum. Ya birçok üreticimiz satamamış. Gerçekten üzgün. O, yani belki fiyatlar bu sene çok tatminkar değil ama yine de sattığınız için ben şanslı olduğunuzu çok düşünüyorum. Çok sağ olun. Şanslıyız. Kesinlikle şanslıyız. Evet. Yani bir de biz bu standardı bu yıl yakaladık. Gerçekten bu gübreyi vermeye başladıktan sonra bu yıl yakaladık bu standardı. Şimdi az önce de söyledik, 70, 75, 80 arası elmalar. Elmaların yani hepsi öyle, hakikaten öyle. Başka yörelerde bu standardı yakalamak mümkün değil. Elma ya küçük oluyor ya diğer bahçeden getirilen elma gibi bu şekilde dev bir elma oluyor. Evet. Bunu da tüccar kesinlikle istemiyor. Evet. Şu anda bu dev elmalar hurda. Evet. Hurda, Meysu fabrikasına gidiyor. Evet. Bizim istediğimiz standart bu standart diyorsunuz. Yani 70-80 kalibre arası en güzeli. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ben sizlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum tekrar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.